Son dönemde enflasyonda yaşanan artış her alanda olduğu gibi şehir merkezlerini de etkiledi. İnşaat sektörü enflasyondan etkilenen sektörler arasında yer aldı. Burdur'un Bucak ilçesinde hizmet veren inşaat mühendisi Fetah Acar, inşaat sektörünün son durumu hakkında Kanal 15'e değerlendirmede bulundu. Son dönemde enflasyonda yaşanan artış her alanda olduğu gibi şehir merkezlerindeki yaşamı da etkiledi. Kira ücretlerinde yaşanan artış ve inşaat sektöründe maliyetlerin yüksekliği şehirden köye, tersine göçe sebep oldu. Ev almak ya da yaptırmak isteyen bir vatandaş ya da kira bedelini karşılayamayanlar köylere göç etmeye başladı. İnşaat sektöründe enflasyonda yaşanan artışa rağmen hareketlilik söz konusu. Bu konuda ise etken insanların bir şekilde barınma ihtiyacını karşılamak durumunda olması. Temel dediğim toprağı kazdıktan sonra içine böyle şey yapıyorsunuz. Kirişli bir şey yapılıyor böyle. Temel kirişleri atılıyor. Bu kirişlerin içine demir atılıyor. Mesela 2, 4, 6 demir yukarıda, 3 demir aşağıda mesela bu şekilde. Burdur'un Bucak ilçesinde hizmet veren inşaat mühendisi Fettah Acar, inşaat sektörünün son durumu hakkında Kanal 15'e değerlendirmede bulundu. Acar, inşaat sektörünün pandemi döneminde durgunluk yaşadığını, pandemi sona erdikten sonra yeniden hareketlilik yaşandığını aktardı. İnşaat mühendisi Fettah Acar, sektörde girdi maliyetleri yüksek. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkemiz, 6 Şubat depremi sonrası da bölgemiz büyük ölçüde göç aldı. Şehir merkezlerinde kiraların yükselmesi bu kez de şehirden köye göçün başlamasına zemin oluşturdu dedi. İnşaat sektörü bu sıralarda biraz yoğunlaştı. Çünkü köylere olan talep arttı. Genellikle büyük şehirlerde kiraların artışından dolayı köylere bir tersine göç var. Bundan dolayı oralarda arsa satışları ve fiyatları yükseldi. Arsalar tercih ediliyor, yani köydeki arsalar. Daha çok müteahhitlerin yaptığı şehir içindeki inşaatlar biraz yavaşladı. Tabii ev fiyatları da yükseldiği için son zamanlarda bu enflasyonun etkisiyle evlerin maliyetleri yükseldi. Daha çok köylere talep var. İnsanlar biraz da bu pandemi sürecini atlattığımız için müstakil evleri tercih etmeye başladı. Daha çok böyle kırsal kesimlerde yapılan evler daha çok rağbet görüyor. Mevcut müteahhit kişilere de devam ediyor ama tabii pandemi zamanındaki yaşanan durgunluk biraz daha bu deprem sonrasında bilincin artmasıyla daha dayanıklı evler yapılarak, tercih edilerek arttı. Biraz daha müteahhitler daha bilinçli çalışmaya başladılar. Şu an Bucak genelinde devam eden inşaatlar var müteahhitlerin yaptığı. Enflasyonun etkisiyle maliyetler yükseldi ama gene de insanlar evini almak için uğraşıyor. Yapılan müteahhitlerde işlemlere devam ediyorlar. Pandemi zamanından önceki fiyatlar çok daha uygundu. Tabii o zamanki sistem çok daha farklıydı. Yani insanlar taksitle de ev alabiliyordu. Artı kredi imkanları daha geniş olduğu için. Ancak pandemiden sonra tabii ki maliyetlerde çok yükselmeler var. Hem yapım maliyetleri arttı, hem hizmet maliyetleri. Yani şimdi ulaşım olsun, nakliye olsun, malzemelerin gelmesi zorlaştığı için artık insanlar tabii evleri almakta daha zorlanıyor, fiyatlar yükseldiği için. Ancak tabii barınma ihtiyacını insanlar gidermek için maddi imkanlarını daha çok zorlayarak almaya çalışıyorlar. Maddi durumu iyi olan, ev almak ya da yaptırmak isteyen bir kişinin artık şehir hayatından sıkılarak kırsala yöneldiğini belirten Fettah Acar, son dönemde arsa ve ev fiyatlarında enflasyon oranında artış yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremi sonrası büyük oranda göç alan Antalya'da yaşanan fiyat artışı ise yabancıları Bucak ve çevresine yönlendirdi. İnşaat yapımı halen devam eden Bucak, köylere doğru genişlemeye başladı açıklamasında bulundu. Bucak gerçekten rağbet görüyor. Köylerimizde mesela şöyle örnek vereyim. Demirli köyü olsun, bu Beşkonak köyü olsun. Bu köyler biraz daha hem temiz havasından dolayı tercih ediliyor. Pandemide insanlar şunu öğrendi. Bahçeli evler, yani böyle bir bahçeye çıkma ihtiyacı insanların daha çok ön planda olduğu bir durum olmaya başladı. Ve Antalya'dan gerçekten bu Rusya savaşı olsun, diğer etkenlerden dolayı, yani göç almasından dolayı yabancı kardeşlerimiz de, onlar Türkiye'ye geldiklerinde daha çok bu bölgelerden ev almayı tercih ediyorlar. Önce arsa alıyorlar. İçine şu an prefabrik sistem ve ahşap olan, daha böyle biraz daha bungalov tarzı evleri tercih ediyorlar.
Bahçelerinde de kendi sebzelerini, meyvelerini yetiştirmek onların hoşuna gidiyor. O şekilde Bucak bu konuda, Bucak olsun, Kızılkaya tarafı, Kocaeliler tarafı ve diğer köylerimizde faaliyetler yükseldi. Botanik parklar var. Gene aynı şekilde bu hobbit evleri olsun veya böyle ahşap evler tercih sebebi oldu. Bunların tabii normal otel tarzı olanları da var ama insanlar artık biraz daha samimi bir ortamda kendi aileleriyle birlikte bahçeli evlerinde biraz daha imkanlarını genişletmek istiyorlar. Çocukların koşu alanları, yürüyüş alanları şeklinde. Bu Bucak için tabii önemli bir şey. Çünkü köy tarafına doğru genişlemeler başladı. Bu bölgelerde değer kazanma var. Artı insanlar buraları tercih ettiği için dışarıdan gelen bir ekonomiye destek de var. İnsanların bir de pandemi zamanındaki bu sıkıntıları atlatması açısından çok güzel oldu.